Osmanlı'nın dirildiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde emekli bir imam Mustafa Koçak. Peygamber makamında ak sarığına bir tek leke sürdürmeden din hizmetine adadı ömrünü. Söğüt'ün pek çok camisinde görev yaptı. Hem mihrapta hem de dışarıda imamlık yaptı cemaatine. Annesinin duası ve arzusuyla çıktığı bu hizmet yolculuğu tam 45 yıl sürdü. Ne durdu ne de hala yoruldu. Ben Deniz Mustafa Koçak. 15-2-1954 Söğüt doğumluyum. İlkokulu Söğüt'te bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra 2 sene Kur'an kursuna gittim Söğüt'te. Ondan sonra Bilecik İmam Hatip Okulu açıldı 1968-69'da. Orta ve liseyi Bilecik'te tamamladım. Görev almam tarihi çok enteresan. 31-12-1975'te göreve başladım. Asker dönüşü Söğüt'ün Dudaş Köyü'ne geldim. Eskiden askere gittikten sonra yer değişikliği oluyordu. Yani yerine gelmiyordun. Şimdi askere gittiği yere geliyor. Yani görevi nereden bıraktıysa oraya tekrar geliyor asker dönüşü. İşte ben asker dönüşü Söğüt'ün Dudaş Köyü'nde müracaat ettim. 8 sene 2 ay orada görev yaptım. Söğüt'ümüze 7 kilometre uzaklıkta. Sonra Söğüt'te Çimenlik Camii açıldı. 6 senede orada görev yaptım. Yine Söğüt'ün içinde Hıfz-ı Hüseyin Camii boşaldı. 20 seneye geçik de orada görev yaptım. Bu arada tabii Hıfz-ı Hüseyin Camii'nde görevliyken 2 yıl Almanya'da din görevi olarak hizmet verdim. Almanya'dan geldikten sonra Hıfz-ı Hüseyin yani Çelebi Sultan Mehmet Camii ile becaiş yaptık. Yani burayla. 4 seneye geçik de Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde görev yaptım. 15 Şubat 2019'da emekli oldum. Vallahi hocam görev yaptığı tüm camilerde görevine çok dikkatli bir şekilde devam etmiştir. Yani görev aksamı yapmamıştır. Çok zaman hasta olduğu hallerde bile rapor alıp görevini bırakmamıştır. Görevini tam manasıyla 40 sene civarına veya 40 seneye yaklaşık bir zamanda aksatmadan düzgün bir şekilde devam etmiştir hocam. Her sene mesela izin kullanmamıştır. İzinleri yanmıştır. Hafta tatillerinde yine aynı o keza. Yani tam bir imamdır babamız. Eski bir imamlardandır. Ben 7 kardeşin en küçüğüyüm. 5 kız, 2 oğlan. Annem rahmetli benim hoca olmamı çok istiyordu. Oğlum sen hoca olacaksın diyordu. Allah nasip etti elhamdülillah. Biz de Allah'ın izniyle olabildik. Ben Kur'an kursunda hafızlığa çalıştım fakat hafızlığı tamamlayamadım. Yarıda bıraktım. İmam Hatip Okulu açılınca İmam Hatip Okulu'na geçtik. Bize nasip olmadı ama hafızlık. Oğlum hafız. Oğlumun 3 tane yavrusu var, 2 kız bir oğlan. Torunlarım 3'ü de hafız. Şimdi halen okuyorlar. Oğlum torun oğlan torun Bilecik İlahiyat'ta okuyor. En küçük torunum o da İstanbul'da. Ortanca en büyük kızım torun 2 yıllık ilahiyatı bitirdi. İlk tabii bu terbiye ilk eğitimi dedemden aldım sayılır. İlk duamı dedemden öğrendim. Dedemin şöyle bir yapısı var. Nasihatlerinden çok yaşantısıyla bizlere örnek oldu. Bizleri sevdirdi. Yani çarşıya gittik, geldiğimizde eve gireriz, hemen İhlas Suresini okur. Yemeğe başlarız, hemen tuza başlatır. Bize de böyle bunu şaka yolu şey yapar. Bunlara baktığımızda ben Efendimizin torunlarıyla olan münasebetinin belki bir nebzesini dedemde görüyorum. Bunu sonraki yaşlarda tabii şey yapıyoruz. Şakalaşması olsun. Bu sadece bize karşı değil,
tüm çocuklara karşı böyle. Mahalledekiler görsünler, hocam hocam koşarlar. Yani tüm yani çocuklarıyla dedemin ilişkisi böyledir. Çekirdekten bizlere böyle yetiştirdiler, Allah razı olsun kendilerinden. Ve o çekirdekte öğrendiğimiz şeyler halen daha bizler için mihenk taşı gibi temelimiz atılmış oldu. Allah hepsinden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evela yarawna ennehum yuftanuna fi kulli amin merraten ev merrateyni thumma la yetubuna ve la hum yezzek. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Oğlunun ve torunlarının hafız olmasını sağlayan Mustafa Koçak, görev yaptığı yıllarda sadece mihrapta değil, halkın daima gözü önünde olarak onlara örnek olmuş, yeri gelmiş, cemaatinin dertlerine derman ve sevinçlerine ise ortak olmuştur. Kur'an yolunda, peygamber izinde, etrafına, cemaatine her daim faydalı olabilmek için uğraşan Mustafa Koçak, bu hususun önemine dikkat çekiyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. İmamlık önder demek zaten her hareketinde örnek olması lazım. Çünkü sarığın lekesi sarık beyaz olduğu için lekesi çabuk fark edilir. İşte halkın daima göz önünde olduğu için imam yanlış bir hareket dikkat çeker. Göreve başlarken dedem oğlum bu meslek peygamber mesleği, bu meslek beyazdan gömlek. Yani hareketlerine dikkat et, kendi hareketlerine dikkat et, örnek olmaya çalış demesi her an kulağımda dinliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayra sebep olan hayrı yapmış gibidir. Hayra sebep olan hayrı yapmış gibidir. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yine Peygamberimiz ya Ali senin vasıtanla bir kimsenin hidayet bulması güneşin doğduğu her şeyden hayırlıdır. Yine Peygamberimiz bir kimse bir hadis-i şerifi okur, öğrenir, tatbik eder, onu başkalarına anlatırsa o kimse için Peygamberimiz iki dünyada Allah yüzünü ak etsin diye dua etmiştir. Bu düşünceler doğrultusunda biz kendimizi halkımıza faydalı olmaya gayret ettik Allah'ın izniyle. Her yönüyle, göreviyle, insanlığıyla, dostluğuyla, hayırseverliğiyle dört dörtlük bir hocamızdır. Herkese, tanıdığı kişi değil, tanıdığı tanımadığı gelen misafirlere, mahallenin çocuklarına, yani o kadar seven, her şeyi dağıtan, her hafta bir şeyler çocuklara, mahallenin çocuklarına ve Söğüt'ün yoksullarına, Söğüt'ün yoksullarına yardım eden bir hocamızdır. Mustafa Hocam, takip ettiğim kadarıyla biricik hafız oğlu Abdullah Koçak Hocam'ın da dediği gibi sadece iyi bir hoca, iyi bir imam değil, iyice bir imam, güzelce bir hocadır. Mustafa Hocam, sadece din görevliliği yanında Söğüt'ümüze gelen, uzaktan ve yakından gelen insanlarımızla da yakından ilgilenen değerli hocalarımızdan birisidir. Onları ikramsız göndermeyen hocalarımızdan birisidir.
Ertuğrul Gazi dedem Söğüt'e gelen insanlara aç mısın, tok musun diye sormaz idi. Bunu Mustafa Koçak hocam da yapar idi. Bu yönüyle Mustafa Koçak hocama, şu anda emekli oldu, Cenab-ı Allah hidirmek nasip eylesin, bundan sonraki hayatında uzun, sağlıklı ve başarılı bir ömür dilerim. Teşekkür ederim. İmam olmak tabii halkın önündesin daima. Halkla içli dışlısın her zaman. Yani daima insanlara faydalı olmak, dinimizi anlatmak, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek, onlara ilm halini öğretmek, cemaatine inanç konusunda, ibadet konusunda yardımcı olmak. Tabii insan evvela kendisi yapacak ki cemaatine yapma sözü olsun. Resmi göreve başlamadan kısa bir süre önce evlenen Mustafa Koçak, 45 yıllık evlilik hayatında eşinin desteğinin her zaman arkasında olduğunu dile getiriyor. Mutlu bir evliliğin aynı zamanda hizmet ederken de önemine dikkat çeken Mustafa Koçak, aile huzurunun cemaatine yansıdığını anlatıyor. 75'te Ekim 19'da düğün yaptık. Aşağı yukarı 45 seneye yakın evlilik hayatımız oldu. 45 senedir. Elhamdülillah devam ediyoruz. Tabii derler ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O bize destek olmasa, o bize yardımcı olmasa muhakkak bu başarı olmaz. Aile ortamı huzurlu olduğu zaman başarı ona göre yansır. Hele hele İmam Hatiplerin aile ortamı çok iyi olması lazım. Çünkü daima cemaat huzurundasın, insan önündesin, hemen yansır. Hemen yansır. Namaz bitince Ala Resulüne salavat, cemaate dönüyorsun. Cemaate yüzünü dönüyorsun. Yüz, vücudun özeti. İnsan sevinçli olduğu zaman da belli olur. Üzüntülü olduğun zaman da belli olur. Kızgın olduğun zaman da belli olur. Bakışlarından belli olur. Peygamberimiz şöyle buyuruyor mesela, dua etmeden evvel Allah'a hamd, Resulüne salat, ondan sonra isteyeceğimizi istemek. Sahabeden biri hemen ellerini kaldırıp istekte bulunuyor. Peygamberimiz dur. Evvela Allah'a hamd et, sonra Resulüne salavat getir, ondan sonra isteyeceğini iste. Yani duanın adabından evvelinde ve sonunda da salavat, Allah'a hamd ve Peygamberimize salat
salatü selam getirmek. Bu düsturda Fatiha suresi hamd ile başlar elhamdülillah. Evet. Biz de 40 defa elhamdülillah söylüyoruz. Ben bir ayetten daha söylemek istiyorum. Furkan suresi olması lazım. Kul me ya'be'ubikum rabbi ile vela dua'ukum. Yani Rabbiniz duanız olmasa size ne diye değer versin? Duanız olmasa, ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin diyor, değil mi? Mesela bir çocuk babasından küçükken bir şeyler isterse babası memnun olur, değil mi? Annesi babası. Ama hiçbir şey istemezse ya bu çocuk bir şey istemiyor dersin. Yani Allah da istemek hoşuna gidiyor. Yani kul olduğunu düşüneceksin, aciz olduğunu düşüneceksin. Allah'tan isteyeceksin. Allah zaten dua ettiğimiz zaman her halde kârda kârız. Ya Allah duamızı kabul eder, icabet eder. Veya bir beladan belaya karşı gelir. Bunu yine Bakara suresinde olması lazım. Vallahu alem ve entum la ta'lemun. Allah bilir. Hani olur ki bir şey sizin için hayırlıyken şerdir. Evet. Bu ayette de bağlaştırabiliriz. Evet. Duamıza icabet olunmadığı zaman aslında bizim için hayır olan bir şeydir belki. Evet. Dua ibadetin özüdür. Nitekim kişi dua etmekte Allah'a olan inancını, Allah'ın merhametine olan güvenini ve onun karşısındaki acizliğini itiraf eder. Gücünü aşan konularda Allah'tan yardım ister. Eksiklerinin tamamlanması, hatalarının affı için Allah'a sığınır, tövbe eder. Allah'a bağlılığını ve sevgisini duayla ortaya koyar. Rabbena gfirli vel valideyye velil mü'minin. Aslında direkt duanın nasıl edileceğini, adabını, her şeyini biz Kur'an'dan, Peygamberimizin hayatından, sünnetlerinden öğreniyoruz. Cenab-ı Hak yani bize dua etmeyi açık nasıl, açık nasıl edileceğimizi, değil mi? Yani Peygamberimizin ayette geçen قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي Allah'a arz etme durumunu bizlere en güzel şekilde söylüyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyuruyor. Dua ibadetin özüdür. Kur'an-ı Kerim'de de duanız, ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyuruyor. Başka bir ayetinde dua edin, icabet edeyim buyuruyor. Dua kişinin Allah'tan gönlünden geçtiği şekilde samimi olarak istemesi, yalvarması. Tabi duanın makbul olduğu anlar var, kabul olduğu anlar var. Namazlardan sonra, kandil gecelerinde, seherlerde duanın makbul olduğu saatlerdir. Ve aleykümselam. Değerli hocam, Mustafa hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Geldiniz. Nasılsınız? Ecdat Yadigarı, ülkemizdeki ilk Osmanlı Mescidi, Kuyulu Mescid'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa. Sizin güzel bir özelliğiniz vardı. Estağfurullah. Böyle Ecdat Yadigarı huzuruna geldiğinizde hoş bir marş okurdunuz. Okuyalım, beraber okuyalım. Hatırlayabildiniz mi? Çok iyi hatırladım. Peki. Ertuğrul'un ocağında uyandık. Ertuğrul'un ocağında uyandık. Şehitlerin kanlarına. Mustafa Koçan doğduğu, büyüdüğü ve din hizmetine ömrünü adadığı Söğüt, Kayıların ilk yurdu, Osmanlı'nın dirildiği Ertuğrul Gazi'nin son dünya yurdu. Abdülhamit Han'ın özellikle önem verdiği ve eserlerle donattığı kadim şehir. Kuyulu Mescid, Hamidiye Camii, Ertuğrul Gazi Mescidi, Darül Eytam ve daha nice Osmanlı eserlerini barındıran, her yerinden tarih fışkıran ata yurdu. Bayrağım. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu anda ecdadımızın kendi elleriyle yani Ceddim Ertuğrul Gazi Bey'in alnından damlayan taşlarla, terlerle ıslanmış olan taşların örüldüğü kuyunun önündeyiz. Çok güzel. Nasıl kendinizi hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Maşallah.
Maşallah. Peki, sefa verdiniz. Sağ olun. Şeref verdiniz inşallah. Sağ olun. Hocam içeriye girelim mi? Girelim. Peki. Hadi buyurun. Söğüt'te tarihi eser olarak Ertuğrul Gazi Mescidi var. Kuyulu Mescid diye de söylenir. Burası Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılmış. Kuyunun üzeri Abdülhamit Han tarafından yaptırılmış. Küçük bir mescit. İçinde kuyu olan bir mescit. Çelebi Sultan Mehmet Camii tarihi eser olarak 600 yıllık geçmişi var. Şöyle anlatırlar bunu. Buradan bir heyet gitmiş Abdülhamit Han'a. Ne istiyorsunuz? Sağlığın padişahım, devletlim. Bunlar hiçbir şey istemiyorlar. Herhalde bunlar cahil. Yani bunlara okul yapalım da biraz okusunlar diye öyle söylenir büyükler tarafından. Oraya iki okul, bir cami yaptırmış Abdülhamit Han. Dünya sırtını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü dönmüş geliyor. Ahiretin de, dünyanın da evlatları vardır. Siz ahiretin evlatları olun. Dünyada amel var, hesap yok. Ahirette hesap var, amel yok. İnsan daima yaratılış gayesini düşünmeli, ona göre hareket etmeli. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilmek ve ona kulluk etmek. Çünkü insan bu dünyaya imtihan için gönderilmiş. Ölümü de hayatı da yaratan Allah, insanın ne gibi işler yapacağını sınamak için, denemek için bu dünyaya göndermiş. Elhamdülillah insan olarak göndermiş. Bize düşen görev, Allah'ın ve Peygamber'in sözüne uyarak, kulak vererek, elimizden geldiği kadar İslam'ı yaşamaya gayret etmek. Davranışlarımızda, hareketlerimizde, yaşantımızda, çoluğumuzda, çocuğumuzda İslam'a örnek bir hayat yaşamaya çalışmak. Onun için Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bil. İhtiyarlamadan gençliğin kıymetini bil. Meşgale gelmeden boş vaktin kıymetini bil. Fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bil. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil.